Merhabalar, VİÇİ SD700 servo sürücü eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz referans noktası bulma ya da başlangıç noktası bulma olarak tanımlayacağımız fonksiyon. Şimdi dilerseniz birlikte bu uygulamayı gerçekleştirelim. Öncelikli olarak şurada bir kamera görüntüsünden bu uygulamayı nasıl gerçekleştireceğimizden bahsedelim. Bir doğrusal kızağımız var. İki tane limit sensör bulunmakta, başta ve sonda. Ve şu görmüş olduğunuz sensör ise bizim başlangıç noktasını bulmaya yardımcı olacak olan sensör. Şimdi parametre ayarlarına dönüş yapalım. Servo sürücüme bağlandım. Sürücü fabrika ayarlarında, yani şu anda sıfırlanmış bir sürücüyle karşı karşıyayım. Öncelikli olarak 2 numaralı gruptan buradan elektronik dişli oranı payı ve paydasını ayarlamak gerekir. Burada tamamen sistem ihtiyacına bağlı olarak bunları ayarlamalısınız. Örneğin ben 10.000'e 1 şeklinde ya da 10.000'e 0 şeklinde bunları ayarlayayım. Şöyle bir yeniden başlatalım sürücümüzü. Artık servo sürücümüz bir tam turunu 10.000 pariste tamamlayacak. Bunu aslında bu uygulamayla çok da bir ilişkisi yok ancak unutmayın diye bunu gösterme ihtiyacı duydum. Sonrasında dijital giriş yani PN6 grubuna geçiş yapıyorum. Burada 602 ve 603 numaralı parametrelere özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu parametreler fabrika ayarında 258 ve 259 olarak gelmektedir. Şimdi bir de tam bu sırada bir kablo bağlantı şemasını gösterelim. Şu anda bağlı olan bir SD700 servo sürücümüz var. 3 adet az önce göstermiş olduğum sensör bulunmakta ve 1 adet harici bir güç kaynağı bulunmakta. Sensörlerden referans noktasını bulacak olan sensör PNP ve normalde açık tipinde. Diğer iki limit sensörü ise yine PNP ve normalde kapalı şeklinde. Şu kısımda sensörlerin beslemeleri yapılmış durumda. Bu kısımda eksi veriyoruz 47 numaralı girişe. Çünkü bu sensörlerin çıkışları artı yönde bir gerilim gönderdiği için. Dolayısıyla 47 numaralı girişe eksi vermemiz gerekiyor. Tam tersi olsaydı, bu sensörler NPN olsaydı, bu dijital girişe yani 24 volt giriş kısmına artı vermemiz gerekirdi. Diğer kısımları inceleyelim. 40 numaralı giriş, servonun etkin ya da enable girişi olarak adlandırdığımız giriş. 44 numaralı giriş, burada biz home noktası ya da referans noktası ya da başlangıç noktası olarak tanımladığımız işlemin başlatmaya yarayan bit olarak tanımlayabiliriz. Kalanlar ise sırasıyla 42 ve 43 numaralı girişler, limit sensörlere ayrılmış durumda. Ve 45 numaralı giriş ise görmüş olduğunuz gibi referans noktasını bulmaya yardımcı olan sensöre bağlanmış durumda. Şimdi limit sensörlerini ayarlamak için 42 ve 43 numaralı girişleri inceleyelim. Bakın burada 42 ve 43 numaralı girişlerin yapılandırmasında fabrika ayarlarında pozitif yönde çalışmayı devre dışı bırakıyor ve negatif yönde yine aynı şekilde devre dışı bırakıyor. Burada eğer ki kullanmış olduğunuz limit sensörleri normalde açık tipli ise bu şekilde bırakabilirsiniz. Ancak kullanmış olduğunuz sensörler normalde kapalı olarak sinyal gönderiyorsa ayarlara girerek üzerine çift tıklayarak 258'den bakın burada pozitif yönde çalışabilir'e tıklıyorum. Enter dedim ve yine aynı şekilde negatif yön için ise buradan negatif yönde çalışabilir girişini aktif hale getiriyorum. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra tekrar sensör bağlantımıza bakalım. Bakın burada 45 numaralı girişe sensörümüzü atamamız gerekiyor. Bakın buradan 45 numaralı girişi buldum. Üzerine çift tıkladım. Ve 28 numaralı, bakın başlangıç dönüşü etkin. Yani başlangıç dönüşünü pardon, 29 numaralı başlangıç sinyali yani sensörün bağlı olacağı sinyal olarak işaretledim. Yine kablolama şemamıza gidelim.
Burada ise görmüş olduğunuz 44 numaralı girişe, hemen dönelim. 44 numaralı girişe, az önce göstermiş olduğum, yanlış göstermiş olduğum, bakın burada başlangıç dönüşü etkin girişini atamış olalım. Şöyle bir genişletelim. Sırasıyla tekrar bir görün. Neler yaptık? Limit sensörlerini normalde kapalı sensöre göre ayarladık. Sonrasında 44 numaralı girişe başlangıç dönüşü etkin bitini atadık. Ve 45 numaralı girişe ise başlangıç sinyalini, yani başlangıca dönüş sensörümüzü bağlamış olduk. Bu kısımdaki işlemler bittikten sonra tabi servo sürücümüz yeniden başlatma ihtiyacı duyuyor. Buradan bir yeniden başlatma işlemi gerçekleştiriyorum. Sonrasında 8 numaralı parametre grubuna gidiyorum. Ve burada piyasada ya da sahada genellikle kullanılan, sık kullanılan 21 numaralı başlangıç dönüş yöntemini atıyorum. 21 numaralı başlangıç dönüş yöntemi şu şekilde çalışır. Siz etkinleştirme işlemini yaptıktan sonra, yani başlangıç dönüşünü etkinleştirdikten sonra servo motor dönmeye başlar. Sürücünün bağlı olduğu tabla sensörü gördüğü anda durur ve ters yönde sensörden kurtulana kadar hareket eder ve sensörden kurtulduğu anda tamamlanmış olur. Ve şuradaki bakın UN 0.21, motor mutlak pozisyonunda aynı anda sıfırlanmış olur. Şimdi bu işlemi bir dijital girişle, yani az önce atmış olduğumuz başlangıca dönüş etkinleştirme sinyali, yani 44 numaralı pine bir gerilim uygulayarak da yapabiliriz. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz PN898 numaralı tetikleyiciye 0 yazarak da bu işlemi başlatabiliriz. Şimdi öncelikli olarak temel parametreler grubundan ben yine 40 numaralı girişe değil de PN001 girişini, yani parametresini açarak aslında servo sürücü etkinleştirmiş oldum. Sonrasında dahili pozisyonlama parametre grubuna giderek, burada tabii kameramızı açalım. Şöyle sizlere de gösterebilmek adına. Evet. Şu şekilde göstermiş olalım. Ne demiştik? PR komut tetikleyicisine 0 yazarak home işlemini başlatabiliriz. Bakın bu yönde sensöre doğru bir hareket başladı. Şu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Sensör gördükten sonra çok küçük bir hareketle geri gelecek ve sensörden kurtulacak. Kameranın görüntüsünden umarım onu da görebiliriz. Bakın yaklaştı, artık görmek üzere. Bakın gördü ve çok küçük bir hareketle ters yönde hareket etti ve sensörden kurtulduğu anda artık pozisyonunu sıfırlamış oldu. Bu noktada ise bakın UN021 parametresinin de sıfırlanmış olduğunu görebilirsiniz. Burada tabii başlangıç noktasına dönerken bir hızı var. Burada bakın bu 100 RPM olarak ya da 100 devir bölü dakika olarak tanımlanmış. Bunu arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Sensörü gördükten sonra ters yöne hareket ederken bakın burada 10 RPM'miş. Bunu da değiştirebilirsiniz. Ve yine harekete başlama ve duruş anlarındaki süreleri de, yani rampayı da arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdi üst tarafa doğru gidelim. Bir şey daha göstermek istiyorum. Burada bakın başlangıç noktasını bulduktan sonra sıfır pozisyon eşitleme olarak bir parametremiz mevcut. Bu PN802. Bu parametre şu şekilde çalışır. Örneğin siz buraya bir değer yazdıysanız, diyelim ki 10.000. Servo motor ve sürücü pozisyonunu bulduktan sonra burada yazılan değer kadar hareket eder ve orada home işlemini ya da başlangıç noktası bulma işlemini tamamlamış olur. Ve son olarak PN800 parametresinden bahsetmek istiyorum. Örneğin siz dahili pozisyonlamayı kullanıyorsunuz. Diyelim ki işte PR1 moduna bazı değerler girdiniz. PR2'ye bazı değerler girdiniz. Örneğin işte 10.000, 20.000 gibi adımlarınız mevcut.
Tabii bu kısımlara girmiyorum. Bunlar bir önceki videolarımızda anlatılmış durumda. Bu adımları girdiyseniz ve referans noktası bulma ya da başlangıç noktasını bulma fonksiyonu tamamlandıktan sonra bu adıma geçmesini istiyorsanız, yani PR1 adımını işlemesini istiyorsanız PN800 parametresine çift tıklayalım. Bakın burada başlangıç noktasını bulduktan sonra dur olarak işaretli. Ancak siz bu kısımdaki PR'ler için atanmış olan, örneğin PR1 için bunu tıklayarak yaz diyerek artık başlangıç noktasını bulduktan sonra bu PR adımını işlemeye hazır hale gelmiş durumda. Ve yine şurada ekstra olarak göstermek istediğim, bakın servo ilk açıldığında otomatik olarak home noktasını ya da başlangıç noktasını bulsun mu bulmasın mı bunun kararını da siz burada verebilirsiniz. Bir olarak ayarlarsanız artık servo her enerji yeniden enerjilendiği anda otomatik olarak referans noktasını bulmaya çalışacak. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey daha var. Bakın burada ikili grupta dahili pozisyon komutu 1 olarak ayarlanmış durumda değil. Yani dahili pozisyonlama aktif değil ama biz dahili pozisyonlama tetiğinden, bakın burada PR komut tetikleyicisinden 0 yazarak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani illaki dahili pozisyonlama kullanmak durumunda değilsiniz. Örneğin normal şartlarda bir PLC ile çalışıp ancak bu tetikleyiciye 0 yazarak ya da ilgili dijital girişe sinyal göndererek de servo sürücünün referans noktası bulma özelliğini de kullanabilirsiniz.